İnsanoğlu yaratıldığından bugüne kadar dünyamızda nice zulümler ve suçlar işlenmiştir. Güç ve hakimiyet elde etmek isteyen bir kısım insanın menfaati uğruna milyonlarca masum insan yok edilmiştir. Aileler dağıtılmış, bir kısım kavim ve milletler köle edilerek tamamen yeryüzünden silinmiştir. İşte Amerika kıtası da tarihin bu karanlık sayfalarının en kanlı zulümlerine şahitlik etmiştir. Son yüzyılların en büyük katliamları bu topraklarda yaşanmıştır. Afrika kıtasında kölelik kavramı ve kölelik uygulamaları, Avrupalıların gelmesi ve uluslararası kölelik döneminin başlaması ile ilişkilidir. İlk olarak köleliği uygulayan bütün Afrikalı ülkelerde kölelik farklıydı. Aralarında olan savaşlar sonucunda olan bir şeydi. Kazanan taraf genç ve güçlü erkekleri alıyordu. Ama onlar bu durumdan kurtulma şansına sahiptiler. Bu yerli köleliğe daha çok benziyordu. Avrupalılar geldiğinde ilk olarak bu kölelik şekli Afrikalılar tarafından bilinmiyordu. Yıl 1492. Christoph Kolomb'un Portekiz ordularını arkasına alarak Amerika kıtasını kana buladığı günler. İstila ettikleri bu topraklara Amerika Vespucci Mundus Novus, yani yeni dünya diyordu. Bu geniş kıtada, uçsuz bucaksız Amerika kıtasında istilacı Batı medeniyetinin bu topraklara aslında Terra Sanguis Madido demesi gerekiyordu. Yani kana bulanmış topraklar. Mayaları, Aztekleri, İnkaları, Kızılderilileri vahşice katleden Batı dünyasının azgın orduları bu masum medeniyetleri tarihin karanlık sayfalarında yok ettiler. Bu Batı'nın geliştirdiği kölelik sisteminin arkasında ekonomik nedenler vardı ve bunlar on milyonlarca Maya, Aztek ve Afrikalıları hayatlarından itti. Tarihi vesikalar bu uygulama yüzünden ölenlerin sayısının 11 milyon insana ulaştığını gösteriyor. Batılılar, tabii Güney Amerika'ya, yani Maya, Aztek ve benzeri medeniyetlere köleliğin yanı sıra hastalıkları da getirdiler. Onlar, yani Batı ülkeleri tarafından sömürülen ilk Amerikalı yerliler, hastalıklar, hatta nezle, grip gibi hastalıklar yüzünden bağışıklıkları olmadığı için neredeyse yok oldular. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve kıtadaki diğer ülkelerde bu zulüm farklı biçimlerde hala yaşanmaktadır. Tarih sahnesinde bu yüzyıla damgasını vuran Batı medeniyetinin bir ürünüydü bu yaşananlar. Dünyanın her tarafında konfor ve maddi refah içerisinde müsrifçe yaşayan Batılılar. Dünyanın diğer bölgelerinde ise ezilen masum halklar. Amerika'da yaşanan konfor ve tüketim gücü sömürdükleri ülke ve halkların hakkıydı aslında. Amerika'da yaşananlar kanla sulanmış bir ağacın meyveleriydi adeta. We are accustomed to thinking of. Biz Afrika'yı bütünüyle aynı bir kıta olarak görmeye alıştırıldık. Ama Afrika'da farklı farklı milletler vardır. Köleleştirilen insanlar özellikle deniz kenarına yakın bölgelerden kaçırıldılar. Bu ülkeye getirildiler. Konuştukları dilleri, tarihleri, dinleri ellerinden alındı. Bu şekilde yeni nesilleri bunları unutmalarına sebep olan bir değişim ortamına soktular. Yüzyıllardır menfaat için istila edip milyonlarca insanın kanına giren Batı medeniyetine birisinin dur demesi gerekecekti.
dev medeniyetleri bile tarih sahnesinden silen sömürgeci Batı istilasına karşı bir evlat bekliyordu tarihin masum insanları. Gerekirse bu yolda canını seve seve verecek ve şehitlik mertebesine ulaşacak Malcolm X'ti bu beklenen evlat. O, kendisini insanlığın yüz karası, ırkçılık ve kölelik gibi insan onurunu ayaklar altına alan bir utançtan kurtarmak için kendisini feda edecekti. O, özgürlük, eşitlik ve insanlık düşmanları tarafından haince şehit edileceğini şu sözleriyle ifade ediyordu. Ben kendi ölümümün de böyle hunharca olacağı inancını hep içimde taşımışımdır. Kendimi böyle bir ölüme hazırlamak için de elimden gelen her şeyi yaptım. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. 19 Mayıs 1925. Omaha Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya gelir Little Malcolm. Annesi Louise henüz 28 yaşındadır. Annesi Louise Little, İngiliz Batı Indiana'sında, Grenada'da dünyaya gelmiş olduğundan beyaz kadınlardan hiçbir farkı yoktu. Malcolm X'in annesinin hayatında hiç görmediği babası bir beyazdı. Ve annesi Louise babasından utanç duyuyordu. Yıllar sonra Malcolm X de büyük annesinin maruz kaldığı tecavüzden dolayı şöyle söylüyordu. Kanımın o namussuz beyazdan gelen her damlasından nefret eder hale gelmiştim. One of the unspoken yet common features of slavery in the United States and not just in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında pek konuşulmayan köleliğin bir diğer kısmı ise zenci kadınlara efendileri tarafından tecavüz edilmeleriydi ve bunun hakkında hiçbir şey yapılamıyordu. Günümüz zencilerine bakacak olsak dahi tecavüzlerin izlerini görebiliriz. Şöyle ki günümüz zenci insanların renkleriyle Afrika'nın batı kıyısındaki insanlarla bir karşılaştırma yapacak olursak ten renkleri arasındaki farklılıklar olduğunu göreceksiniz. Açık koyu ve orta renkler göreceksiniz. Bu tesadüfen oluşan bir durum değil. Bu aslında o zamanlarda meydana gelen tecavüzler yüzünden oldu. Malcolm X'in bile kızıl saçları vardı. Çünkü onun büyük annesi tecavüze uğramıştı. Annesinde zencilere nazaran daha açık bir ten vardı. Tabii ki onun annesi köle değildi, kara ipliydi. Resmi olarak kölelik ortadan kaldırılsa da gerçekten bu uygulanmıyordu. Zencilerin yasal hakları sadece Amerika'da değil, bütün dünyada o kadar azdı ki beyazlar hiçbir ceza almadan zenci kadınlara istediklerini yapabiliyorlardı. Bu olaylar Malcolm X'in açık siyah ten rengi, kızıl saçları gibi farklı fiziksel özelliklerine sahip olmasına neden oldu. Malcolm X'in ailesi ilk önce Milwaukee'ye taşınırlar. Daha sonra Michigan'ın Lansing kasabasına göçerler. Babası bir Baptist vaizi olan Earl Little bölgenin kiliselerini dolaşarak Hristiyanlığın temel ilkelerini işleyen vaazlar vermeye başlar. Marcus Garvey preached a message of black self-reliance. Marcus Garvey, zencilerin bağımsızlığı hakkında konuşuyordu. Mesela zencilerin ekonomik olarak beyazlara bağımlı olmadan kendileri için bir şey yapabileceklerini söylüyordu. Bu mesaj Malcolm'un ailesi için çok önemli olmuştu. Malcolm'un babası Baptist bir vaizdi ama aynı zamanda çok iyi bir işçiydi. Evlerini inşa etmek için başkalarını inşa almak yerine Malcolm'un babası kendisi evi inşa etti.
Malcolm'un ailesi kendileri için ve genel olarak zenciler için tamamen kendine yeterliliğe inanıyordu. Şimdilerde dünyanın süper gücü gibi gösterilen Amerika'nın keşfi de polemik konusudur günümüzde. Avrupalıların Amerika'ya ulaşmaları, Christoph Kolomb'un kıtayı keşfinden daha önceki dönemlere dayanmaktadır. 1165 yılında vefat eden Mağripli Müslüman coğrafyacı İdrisi'nin Atlantik haritasında Antiller adasını göstermesi önemli bir belge niteliğindedir. Bu haritadan anlaşıldığına göre Müslümanlar da Kolomb'dan önce bölgeden haberdar idiler. Hatta daha sonra 1349 yılında vefat eden tarihçi İbni Feyzullah Ömeri'nin yazılarından 14. yüzyılda Mali'den keşif heyetleri yolladığı bilinmektedir. Bu olaylar Batı Afrikalı Mense Kanka Musa ve Senegambia kıyısından başlayan ikinci sefere başkanlık yapan ikinci Ebu Bekir'in hükümdarlıkları sırasında gerçekleşmiştir. Buna göre Amerika 1492'de ilk defa değil, sadece yeniden keşfedilmiş bir kıtadır. Aslında ilk keşif Müslümanlar vasıtasıyla olmuştur. There is no question that kuşkusuz İslam köleliği tamamen bitirdi. Hatta bu mesaj İslam Arap Yarımadası'nın dışına çıkmadan Mekke ve Medine'nin dışına yayılmadan önce oldu. Aslında İslam'ın ilk sahabeleri köleleri korumuştur. Muhammed peygamberin öğrettiklerinin sonucu hiçbir insanın ezilmesine ya da ten rengi yüzünden sömürülmesine izin verilmediğini göstermiştir. Mesela sahabe Bilal Zenci'ydi ve ten rengi ayrımı olmadan bütün Müslümanları namaza çağırıyordu. Bu aslında bir mesajdı. İslam sayesinde kölelik uygulama olarak artık yoktu. İslam, Arap Yarımadası'nın dışında yayılmaya başladığında aslında tüm dünya tarafından daha iyi göründü ki İslam köleliği yok ediyordu. İslam'ın girmediği yerlerde acımasız bir kölelik vardı. 15. yüzyıl. Avrupalılar coğrafi keşifleri başlattılar. Christoph Kolomb 1492'de Hindistan'a gitmek düşüncesiyle çıktığı ilk seyahatinde Bahama Adaları'na varır. Amerika'nın Avrupalılarca keşfi sayılan bu tarihten sonra Kolomb kıtaya 3 defa daha geldiyse de Avrupalıların bilmediği yeni bir yer bulduğunu anlayamamıştı. Ancak her defasında bulduğu kıymetli madenler Avrupa devletleri ve seyyahlarının kıtaya olan ilgisini artırdı. Kıtada yer elde etmek için rekabete başlayan Avrupa'nın iki sömürgeci devleti İspanya ve Portekiz'dir. Yıl 1494. Bu rekabeti ortaklaşa bölüşmek üzere papalığın da onayı ile Tordesillas Anlaşması'nı imzaladılar. Bu kıtanın zenginliklerini ele geçirmek ve yerli dinlerin yerine Katolikliği yaymak amacındaydılar. Büyük ama bir o kadar da acımasız ordularla harekete geçen bu devletlerden İspanya, ilk defa Hispaniola'ya, yani bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyetlerine yerleştiler. Onlar senelerdir uyguladıkları şekilde olacağını zannettiler. Ama Avrupalılar yanlarında Afrikalıların daha önce hiç görmedikleri bir şeyler getirdiler. Avrupalılar alkol, sigara ve silah getirdiler. Bu üç felaket Afrika'da alışıldık değildi. Alkol, sigara ve silah. Bunlar ödül olarak veriliyordu. İnsanları kaçırır ve bunları ödül olarak alırlardı. O zamanki insanların akıllarında ırk kavramı zaten yoktu. Bunu anladığımıza göre şimdi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köleliğe, yani köle olmuş insanlara geçelim. Burada ekonomik nedenler de var. Genelde burada olanlar Kızılderililerle başladı. Ama Kızılderililerin farklı kültürleri vardı. Bu yüzden köle olmak yerine intihar ediyorlardı. Ama Afrikalıları farklı bölgelerden getirdiler. Farklı diller konuşuyordu bu Afrikalılar. Farklı dinlere mensuptular. Tüm bu kölelerin hepsini bir araya koydular. Ve bu şekilde kendi dilini konuşamaz, kendi dinlerine ibadet edemez hale getirdiler. Ve sen eğer köle olarak bunları kabul etmeseydin, sana gerçekten çok çok fazla şiddet gösterilirdi. Ve tek bir dili öğrenirdin. Eğitim alamazdın, sadece öğrenirdin. Kimden mi öğrenirdin? Tabii ki efendinden. Kendi sahibinden öğrenirdin. Ve bu tamamen farklı bir kölelik şekliydi. If the religion of Islam could eliminate racism from among the societies that exist in Africa, Asia, Europe, and Arabia, then it would do well for the American white man to expose himself to get to a better understanding of the religion of Islam, and perhaps it can remove some of the racism, which is like a cancer that is destroying the American society today. Mayaların binlerce yıl öncesine dayanan uygarlıkları Avrupalı istilacılar tarafından yok edildi. Yıl 1325. Tenochtitlan, yani bugünkü Meksiko City şehrini kuran Aztekler, İspanyol istilacılar tarafından acımasızca yok edilerek soykırıma uğradılar. 1510 yılında İspanyollar Küba, Jamaika, Porto Rico'yu işgal ettiler. İşgalden 3 yıl sonra da Panama'ya ulaştılar. 1519. Meksika'yı almak için 2 yıl içerisinde tüm Aztek halkını yok ettiler. Portekiz orduları Mississippi'ye ulaştı. Kuzeyde Montley, San Francisco istila edildi. Yucatan Yarımadası ve Guatemala sınırlara dahil edildi. Portekizliler Florida'yı işgal etti. O zamanlarda Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler kendi hakimiyetlerini genişletmek ve kendi ceplerini değerli kaynaklarla doldurmak için büyük sayıda insanları kaçırıp çalışmaya zorladılar. Böylece Amerika'da şeker kamışı tarlaları oluşturma olanakları sağlandı. Aynısı Amerika'da pamuk yapımı için de oldu. Böylece çeşitli yollardan, hatta bazen kabilelerin yardımıyla Afrika'ya gidip insanları kaçırıldı ve Atlantik Okyanusu'nun üzerinden Amerika'ya getirdiler. Buraya gelen masum insanlar ölene kadar çalıştırıldı. Ağır işlerden sonra çalışamaz hale gelenler bir köşeye atıldı. 1718'den itibaren İspanyollar Teksas'ta, Yeni Senter'de, Kaliforniya'da askeri hükümetler kurdular. Sömürme sırası Fransız ve İngilizlerdeydi. Uçsuz bucaksız bu verimli Amerikan kıtasına ayak basan Fransız ve İngiliz orduları Atlantik kıyılarına ulaştılar. Fransa Fun Körfezi'ni kurdu. Sırasıyla Kübek, Ohio ve Louisiana'yı kurdular. 7 yıl savaşları sonunda Kanada'nın tamamı İngiltere'ye kaldı. Virginia'daki Jamestown şehri İngilizlerin oldu. Evet, Amerika kıtası sömürülüyordu. Altın ve hazineleri elde edilmek için dev medeniyetler ve imparatorluklar yok edilmişti. Maya, İnka, Aztek altınlarına ve hazinelerine ulaşabilmek için Cortez yüz binlerce insanı çoluk çocuk yaşlı demeden katletti. 16. yüzyıla gelindiğinde madenleri, toprakları elinden alınan bu halklar köleleştirilmişti.
Ama dünyanın dörtte birini oluşturan pamuk tarlaları Amerika'daydı. Amerikalılar için yerli köleler yeterli değildi. Yeni köleler gerekiyordu. Karlı bir iş olduğu için sonra da tekrar Afrika'ya geri gidip daha çok insan kaçırmak ve onları buraya getirmek için sürekli seferler yapıldı. Bu uygulama Güney Amerika'daki pamuk üretimi için de devam edildi. Aslında pamuk üretimi ABD'de köleliğin bu kadar yoğun, yani 1865'e kadar sürmesinin asıl sebebidir. Amerikan İç Savaşı bu uygulamayı, yani köle taşımasını durdurdu. Malcolm'un rahip babası Earl Liddell, inandığı Marcus Garvey'in düşüncelerini zenciler arasında yayabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Peki Malcolm'un babası rahip Earl Liddell'ın takip ettiği Marcus Garvey kimdir? Marcus Garvey, Jamaika'da dünyaya gelmiş ve dünyada ilk zenci hareketini başlatan kişilerden birisidir. 1914 yılına kadar Londra'da yaşayan Marcus Garvey, asıl ülkesi olan Jamaika'ya döner. Burada Universal Negro Improvement Association olarak anılan Dünya Siyahlarını Geliştirme ve Koruma Derneği'ni ve Afrika Toplulukları Birliği'ni kurar. 1914 yılında kurulan bu dernek, başka hedeflerin yanı sıra Afrika'da siyahların yönetiminde bir ülke kurmayı amaçlıyordu. Jamaika'da başarı sağlayamayan Marcus, 1916 yılında Amerika'ya göç eder. Malcolm X, Afrika'yı ve Afrika politikasını Afro-Amerikalılar, yani zenciler arasında desteklemekte çok önemli bir kişi olmuştur. Bunu yaparak Marcus Garvey'in mirasını ileriye taşımıştır. Marcus Garvey, Amerikan zencilerinin, Afrikalıların ve Karayip'teki zenci insanların yollarının aynı olduğunu görmelerini istedi. Malcolm birçok açıdan Pan-Afrikanizm geleneğini ileri taşıyordu. Bu hareket 1920'lerde Marcus Garvey zamanlarında, hatta daha önce başlamıştı. Ama Malcolm'un başarısı kesinlikle modern bir Pan-Afrikanizm hareketidir. Malcolm'un bu çalışması Afrika ile sadece kültürel açıdan tanımlanma değil, aynı zamanda Afrikalı insanlarla politik ve beraberlik açıdan tanımlanmadır. Bence Malcolm X, önemli siyasi liderlerin mesajlarını daha da ileriye taşıyordu. Marcus Garvey, Paul Robeson ve diğerleri gibi. Jamaika'da harekete yeterli destek sağlayamayınca 1916'da Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Garvey, çok geçmeden Harlem'de ve kuzeyde diğer gettolarda Union'ın, yani kendi kurduğu yeni derneğin şubelerini açar. 1919'a gelindiğinde 2 milyona ulaştığı öne sürdüğü Union üyeler arasında Siyah Musa olarak büyük saygınlık kazanır. Harlem'de bulunan Union'a ait Liberty Hall'un kürsüsünden yaptığı konuşmalarda renginden onur duyan yeni bir siyah insan temasını işler.